teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katılımınızdan dolayı da sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Ali Başkan'ın da dediği gibi malum Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik seçimlerinden birinin arkasındayız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bunu paylaşmakta fayda görüyorum. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yıkılmış bir imparatorluğun kümelerinden büyük bir mücadeleyle canları pahasına bu cumhuriyeti kuruyorlar ve sarayın yetkilerini bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlara egemenlik haklarını, kendi kendini idare etme haklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi kurarak Türk vatandaşlarına iade ediyor. Biz 2018 yılında bize çok da büyülü bir şekilde sunulan yetkiyi verirsek bütün işlemlerin hızlanacağı, bir imzayla, bir kişiyle ülkenin önündeki tüm sorunların aşılacağı, ekonomide de deyimi yerindeyse kendi deyimiyle Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi uçuracağını söylediği bir sisteme geçiş yaptı. Aslında biz o egemenlik haklarımızı farkında olmadan tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alıp bugünkü saraya vermiş olduk. Bu 5 yılın sonunda da gördük ki aslında iyi bir hikayeyle başlayan, evet her hükümet, her siyasi parti ülkesini geliştirmek, güzelleştirmek, zenginleştirmek için vardı. AK Parti hükümeti de böyle başlamıştı bu maceraya. Yoksullukları bitireceğim diye söz vermişti. Bizler de inanmıştık halkımız olarak. 5-6 yıl, 7 yıl idealist bir şekilde devam eden çalışmalar yavaş yavaş artık kontrolden çıkmaya başladı. Sizler de malumunuz ve bu 2018'deki ismi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olan ama aslında sadece bir kişinin iki dudağının arasında yönetilen bir ülke haline geldi. Ve bu sistem yılların oluşmuş devlet geleneğini sona erdirdi. Devletin kurumsallaşmış mekanizmasını bozdu. Liyakatla yönetilen devlet bu sistemde sadakatle yönetilmeye başladı. Ve gittikçe her şeyin kontrolden çıktığı gibi en son ekonomi de korkunç bir şekilde bozulmaya başladı. Şöyle geriye doğru dönersek 2018'de etrafınızda gördüğünüz herhangi bir şeyin fiyatına bakarsanız bu pazardan yumurta da olabilir, peynir de olabilir, bu çocuğumuza aldığımız bir ayakkabı da olabilir, çocuğumuzun kalemi, defteri de olabilir, altın da olabilir, döviz de olabilir arkadaşlar. Bu hükümet sistemi denilen tek adam rejiminde 5 yılda en az 5 kat fakirleştiğimizi görebilirsiniz. Evet, gerçekten bugün Türk halkı neredeyse sadece günlük barınma ve doyma ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Bugün Türkiye'nin basılmış olan tedavüldeki en büyük parası kıymetli pazar yerli hemşerilerin yarım kilo kıymayı zor almakta. Neredeyse 200 liraya 1 kilo peyniri zor almakta. İşte bunların tamamı aslında bizim parlamenter sistemin yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle birbirini denetleyen bu güzel parlamenter, o beğenmediğimiz ama bugün arar hale geldiğimiz parlamenter sistemden ve ortak akılla yürütülen devletten uzaklaşarak tek adam rejimine geçişimizden sonra oldu. Bugün inanıyorum ki AK Parti hemşehrilerimiz de bu durumdan çok rahatsızlar. Çünkü sokaktaki pahalılık, sokaktaki yangın, mutfaktaki sıkıntı onları da vuruyor. Emeklilerimiz zor durumda, işçilerimiz zor durumda. Özellikle tarımla ilgilenen, üretmeye çalışan çiftçilerimiz çok zor durumda. Biz ülkenin geldiğimiz bu noktada sıkıntılarını tespit ettikten sonra başka bir şey daha yapmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimiz ve genel başkanımız birbirine benzemeyen 5 tane siyasi partiyi bir araya topladı. 2 yıldır çok mücadele etti. Altılı Masa, Millet İttifakı dediğimiz aslında bu milletin ittifakı olan bu birlikteliği kurdu. Biz şunu gördük kıymetli hemşehrilerim.
Ne olursak olalım, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursak olalım, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 86 milyon vatandaşımız aslında biriz ve bütünüz. Sorunlarımız da aynı, sıkıntılarımız da aynı. Dolayısıyla bunu burada bir uzlaşma tesis ettik. Altılı Masa dediğimiz Milletin İttifakı 2300'ün üzerinde maddede uzlaşabildiğini gördü. Ve şunu yapmak zorundayız. Uzlaşmak zorundayız. Barışmak zorundayız. Ayrışmamalıyız. Kavga etmek yerine ülkenin sorunlarını çözmeliyiz. Biz hiçbir siyasi partiyle rakip değiliz. Düşman değiliz. Hepimizin amacı burada bulunan siz kıymetli hemşehrilerimizi ve bizim hepimizin en kıymetlisi gelecek nesillerimizi, çocuklarımızı daha huzurlu, daha müreffeh, daha zengin bir ülkede yaşatmak. Dolayısıyla bu düsturuna yola çıktık. Bu amaçla sahalardayız. Evet, 8 tane aday adayıyla başladık bu mücadeleye. Ve genel merkezimiz, Sayın Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve bizi bu konuda aday olarak ilan etti. Ben aramızda İsmail Cinoğlu arkadaşımız var. İlk günden beri o da aday adayıydı ama adaymış gibi hiç bırakmadan çalışıyor. O da bu duygularla çalışıyor. Hiçbirimiz kendimiz için, ismimiz için çalışmıyoruz. Bu seçimde kıymetli hemşehrilerimiz mesele Yaşar Tüzün, Vedat Kazıcı, Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bu seçim burada oturan, burada bulunan, bugün buraya gelmek istemiş ama bir sebeple katılamamış hemşehrilerimiz ve Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın kendi seçimi. Hepimizin geleceğimizle ilgili bir seçim. Dolayısıyla hepimize çok görev düşüyor. Biz inanıyoruz ki 14 Mayıs'ta birlikte bu anlattığımız birikmiş sorun, dağlar gibi sorunları hızlıca çözüleceği bir döneme adım atacağız. Sizlerin de sahip çıkması ve desteğiyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra bu ülkede tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemle devletin kurumlarının sadakatle değil tamamen liyakatle çalıştığı ve ortak aklın egemen olduğu bir sistemle hızlıca öncelikle çiftçimizin, üreticimizin, işçimizin, emeklimizin, öğrencimizin, kısacası 86 milyon Türk vatandaşımızın sorunlarını çözmeye talibiz ve bunu çözeceğiz. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Gerçekten emin olun bu seçimin bir kaybedeni olmayacak. Bu seçimleri Millet İttifakı olarak biz kazanacağız, bundan eminiz. Ama biz kazandığımızda Türkiye'de kaybeden hiç kimse olmayacak, 86 milyon vatandaşımızın hepsi kazanacak, hepsinin yüzü gülecek. Uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak, şunu da belki yerelle alakalı anlayışınıza sığınarak da paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar en şanslı ilçelerden birisiniz. Öyle değil mi? 20 yıllık AK Parti iktidarında Bilecik'in en şanslı ilçesisiniz. Defalarca ülkenin en üst yönetiminde hemşehriniz oldu. Başbakan yardımcıları oldu, Kültür Bakanı oldu, Milli Eğitim Bakanı oldu, öyle mi? Sağlık Bakan yardımcımız oldu. Bunun sonunda sabah pazar yerine girdiğimde karşılaştığım manzara Gölpazarı ve Yenipazar'dan farklı. Yani 20 yıllık iktidarda bu kadar bakan başbakan yardımcısı, temsilcisi gönderen pazar yerinin maalesef mahpus talihini yenemediğini gördük. Kimse kırılmasın, alınmasın. Burası da nüfus kaybediyor. Burası da kan kaybediyor. Bakın bugün en hareketli olmanız gereken gün sokakta kimse yok. Bugün pazarımız var. Sanayi esnafına uğradık, onlar rahatsız. Şoför esnafına uğradık, onlar rahatsız. Sabah erken saatlerde geldim. Kimseler yoktu arkadaşlar. Ben bunu birilerini eleştirmek için söylemiyorum. Bir durum muhakemesi yapmamız gerektiğini söylüyorum. İstemek lazım. Memleket için çalışmak lazım. Sorunları bilmek lazım. Ve bunların çözümleri için mücadele etmek lazım. Biz uzun yıllardır yerelde çalışan, belediyelerde görev yapan arkadaşlarımız olarak bu ilçenin her karışıktaki, bu ilin her ilçesindeki sorunu yakinen biliyoruz. Eğer bizlere sahip çıkar ve destek olursanız, destek çıkacağınıza da, sahip çıkacağınıza da yürekten deniyorum. Bugün bekleyen birikmiş sorunların tamamını çözeceğinize huzurlarınızla söz veriyorum. Ve
Bu duygularımla ben 14 Mayıs'ta yaşayacağımız seçimlerin ülkemize gerçekten bir bağ getireceğine yürekten deniyorum ve gülümsemeyi unutmuş, geçim derdine düşmüş hemşerilerimizin ve ülkedeki tüm vatandaşlarımızın yüzlerinin gülümseyeceği, bayram havasında yaşayacakları yeni bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, saygıdeğer vatandaşlarım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, ben de büyüklerimin Yaşar kardeşi olarak, küçüklerimin Yaşar abisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü Pazarlı İlçe Başkanımızın düzenlemiş olduğu bu organizasyona katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, değerli büyüklerim, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçim, hiçbir zaman kişiyi seçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta bir sisteme oynayacağız. Bugüne kadar bu sistemin yarattığı travmaları hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla sevgili hemşehrim, kıymetli muhtarlarım, bu ülkede yasa koyucu ve anayasa koyucuları bir köyün muhtarını dahi seçerken örnek vermem gerekirse Pazarlı ilçemizin nüfusunun en az olduğu köylerden bir tanesi Sandıç Köyü. 20'ye yakın seçmeni var. Ama 20'ye yakın seçmeli yerel yönetimlerde sandığa giderken bir tek muhtarı seçmiyor. Yanında 4 tane aza seçiyor. 4 tane aza seçiyor. Yani yasa koyucu ve anayasa koyucu diyor ki sen bu köyle ilgili karar alırken sadece tek başına karar alma. Azaların da fikrini al. Onların da düşüncesini al. Ve ortak aklı egemen kıl diyerekten nüfusu en az bir köye, bir mahalleye dahi bir muhtara değil, yanında 4 tane azaya emanet ediyor. Ama bu sistem dünyada eşi ve benzeri olmayan bu sistem sadece Türkiye'de var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 86 milyonluk bir ülkeyi bir tek kişiye emanet eden bir sistemle karşı karşıyayız. Bir kişi bu ülkenin hem cumhurbaşkanı, hem avukatı, hem doktoru, hem mühendisi, hem muhtarı olamaz. Olamadığı içindir ki zaten ülkedeki bugün bu kaos yaşanıyor. Ekonomik kriz yaşanıyor, sosyal kültürel sorunlar yaşanıyor, dış politikayla diğer dünya ülkeleriyle bu sorunu yaşıyoruz. O nedenle dedim ki sevgili hemşehrim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunda duvarında bir yazı yazar. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin dedi. Millet bu yetkisini bir tek kişiye devretmedi. Bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'da olmalı, bu kişi Kemal Kılıçdaroğlu'da olmalı, bu kişi Yaşar Düzün'de olmalı. Yetkiyi siz elinde bulunduracaksınız, seçtiğiniz kişinin hesabını verecek, bir sonraki seçimde de hesabını sormalısınız. O nedenle sevgili Pazarlı hemşehrim, bu bir kişi seçimi değildir, bu bir cumhurbaşkanı seçimi değildir, bu bir sistem seçimidir, bu seçim bir rejim seçimidir. Bütün hemşehrimizin böyle düşünerek sandığa gitmesinde ve bu şekilde hareket etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Değerli hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanımız 3 yıldır bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi olmayan, geçmişte birbirimize rakip olduğumuz 5 siyasi partiyle bir mutabakat hazırlığında oldu.
Bizim dışımızda bulunan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve İyi Parti ile Türkiye'nin geleceğini ve ortak aklı egemen kılabilmek için bir milli takım ruhuyla hareket eden anlayışı ortaya koyuyorlar. Ve bundan sonra bu beşli partinin liderleri bir masa etrafında toplanıp, bir şemsiye altında toplanıp Türkiye'nin sorunlarını tespit edip ve çözümü konusunda da bir mutabakat metni imzaladı. Ve bu mutabakat metni sonrası bu altılı masa Milletin İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, yani sayın genel başkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etti. Ben sayın genel başkanımızın yapılacak bu seçimlerde ilk turda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağına yürekten eminim. Bundan hiçbir kuşku duymuyorum. Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğunda Bilecik ilimizden de Cumhuriyet Halk Partisi'nden parlamentoda milletvekili olması ise elbette buradan en büyük nasibini alamayacak ve kaybedecek olan ilçe Pazarlı'dır ve dolayısıyla Bilecik'tir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı olduğunda parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olursa oradaki bütçenin, oradaki gücün öncelikle Pazarlı'dır için ve sonra Bilecik ilimiz için kullanacak işlerdir. Değerli hemşehrilerim, bu noktada Pazarlı'da hemşehrilerimiz 2002'den beri bugünkü siyasi iktidara büyük destek verdi, katkı verdi. En çok oyun aldığı ilçelerden bir tanesi Pazarlı ilçemizdir. Biz neden AK Parti'ye oy verdiniz, neden Cumhur İttifakı'na oy verdiniz derken hiçbir zaman serzenişimiz olmadı. Demokratik bir yarıştır. Her siyasi parti bizim rakibimizdir. Siz de tercihinizi bu yönde kullandınız. Biz de buna saygı duyduk. Ama 20 yıldır Türkiye'nin geldiği durumu dikkate alacak olursak, 20 yıldır Pazarlı ilçemizin geldiği durumu dikkate alacak olursak, devletin ve hükümetin imkanlarından faydalanamayan bir ilçe durumundayız. Hala göçmenimiz, hala sorunlarımız var. Göletler yapılmış, kanallar yapılmıyorsa, hastanemiz yeniden şekillendiriliyorsa, çevre yolumuz tekrar yapılmadıysa, yine göl yolumuz yapılmıyorsa, bu siyasi iktidarın becerisizliğidir ve eksikliğidir de düşünüyorum. Kıymetli hemşehrim, evet, ben de parlamentoda sizi temsil ettim. Bana ulaşan, bana gelen, bana telefon eden hiçbir hemşehrime sen A, B, C partisin diye bakmadım. Etnik kimlik ayrım olarak bakmadım. Eğer Pazarlı'da hemşehrim bana ulaşmışsa bil ki bana ihtiyacı vardır. Talebini ilettiğimde yardımcı oldum, olmaya çalıştım. Ankara'ya gelen hiçbir vatandaşımızı açık açıkta bırakmadım. Hepsine sahip çıktım. İsteklerini yerine getirdim. Yapabildiklerim oldu, yapamadıklarım oldu. Yapamadıklarımın da sebebi iktidar partisi milletvekili olmadığı için oldu. O nedenle sevgili hemşehrim, ben sorunları öğrenmeye gitmiyorum. Ben sorunları çözmeye gidiyorum. Hangi köyümüzde hangi sorun olduğunu, Pazarlı ilçemizde hangi sıkıntıların olduğunu, Şerbetçi Otur'a ne teşvik verilmesi gerektiğini, farklıya da hangi destek verilmesi gerektiğini bilen birisi. Parlamentodaki bu bilgimi, bu birikimimi, bu tecrübemi şimdi iktidar partisi milletvekili olarak kullanmak istiyorum. Ve parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi grubunda seçildiğim takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tecrübeli, en liderli milletvekillerinden biri olacak. Ve bizi parlamentoya gönderdiğinizde Bilecik yerinde birinci parti olan iki milletvekili olarak gönderdiğinizde biz de şu oradaki yetkililerimize şunu söyleyeceğiz. Bilecik halkı bizi birinci parti yaptı. Parlamentoya tekrar gönderdi. Elbette bizim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında komisyon başkanlığımız, hükümette bakanlığımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi
başkanlığımız hakkımızı vereceğiz. Sizin hakkınızı üst makamlarda temsil etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, ülkemizin birçok sorunu var. Ülkemizin birçok sıkıntısı var. Ama Türk köylüsünün ve çiftçisinin herkesten daha büyük sorunları var. Bu iktidarın anlayışında üretime yönelik bir destek yok. Boş tarlaya doğrudan destek veren anlayış, sizin gibi üreten köylüye ve çiftçiye destek vermediğini diyoruz. Biz de diyoruz ki, Millet İttifakı'nın iktidarında Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda bu ülkede gemisi olan, yatı olan, teknesi olan vatandaşımız ÖDV ve KDV ödemeden azat oluyor. Lojistik firma sahipleri, yani yurt dışına ihracat taşıyan kamyonlar bu ülkede ÖDV ve KDV ödemeden akaryakıt oluyor. Her birimiz, ben dahil olmak üzere bugün akaryakıt istasyonuna gittiğimizde 100 lirası mazot aldığımızda 63 lira vergi ödüyorsunuz. 63 lira. 100 liranın 63 lirası vergi olarak gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biz de Türk köylüsünün, çiftçisinin kullanmış olduğu mazottan ÖDV ve KDV almayacağız. Yeter mi? Yetmez. Türk köylüsü ve çiftçisi üretmek zorunda. Üretmeden tüketen bir toplum haline geldi. Bu ülke artık sabanını, büyük başını dünyadan Türkiye'ye ithal ediyorsa bu Türkiye'nin ayıbı değildir. Türkiye'yi yönetenlerin ayıbıdır. Onun için bizim iktidarımızda başta gübre, tohum, yem, çift, her ne kullanılıyorsa Türk köylüsü bunun %50'sini teşvik olarak vereceğiz. Yani pazarların Demirköy'ünde, Karaköy'ünde, Kılıkköy'ünde yıllık 20 bin lira gübre alan vatandaşımız 10 bin lirası bizim iktidarımıza teşvik olarak geri verecek. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin üretkenliğini kapmak olacak. Geldiğimiz noktada takdir hakkı elbette sizin. Eğer pazar değerleri olarak biz ÖDV ve KDV ödemeye devam edelim. Biz köylerimizin, mahallelerimizin, ilçelerimizin, biz sorunları öğrenmeye değil, sorunları çözmeye talibiz. Ve bugüne kadar bu yetkiyi bizden esirgemediniz. Bugüne kadar bu yetkiyi demediniz. Şimdi de iktidar partisinin dedikleri olarak Vedat kardeşimle birlikte size daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Ulaşabileceğiniz insanlarız. Her zaman bizi arayabilirsiniz. Bizim gurbette, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da yaşamımız söz konusu değildir. Evimiz, iş yerimiz Bileşikli'dir. Bileşikli'de yaşamaya devam edeceğiz. Ben kendimi size çok yakın görüyorum. Sizler de beni ve bizleri kendinize yakın görün. Bir evladınız, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak bugüne kadar sahip çıktınız. Bu seçimlerde de sahip çıkacağınıza yürekten diliyorum. Ve bu seçimlerin başta ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sağ olun, var olun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum.